Selam Hüsnü severler. Bugün Hüsnü'ye bir oyun alanı, bir villa yapacağım. Yani Hüsnü'nün oynayabileceği bir alan olacak ama birazcık da böyle Hüsnü villası, işte Çinçila villası gibi bir şey olsun istiyorum. Burada bayağı bir malzemem var. Bayağı bir kontrol plak aldım. Hatta şu kocaman plakalardan 5-6 tane daha var. Ne olur ne olmaz diye bayağı bir şey aldım. Bunlardan pek çok kutu yapacağım. Yani böyle kutu gibi Hüsnü'nün içine girebileceği bölümler yapacağım. Bunlar üst üste yan yana falan böyle konulabilir modüler bir yapıda olsun istiyorum. Çünkü hem kafesin içinde kullanabilmek istiyorum. Hem de bazen balkona, bazen odaya falan bunları koyup böyle Hüsnü'nün oynayabileceği bir alan olsun istiyorum özetle. Hüsnü nerede Harun? Gerçekten hayvanı böyle mi getirdin? Hüsnü! Hüsnü! Gel dışarı gel. Fazlasıyla da mutlu gibi duruyor orada. Şöyle şuraya gel bakalım. Hadi Hüsnü'şüm. Çok mutlu orada. Hüsnü'cüm, yeni evinin malzemesi. Kemir bakayım, beğenecek mi? Böyle bırakayım ben. Sen bu haliyle bayağı sevdin gibi duruyor. Kemirebilecek 1 milyon tane şey. Hüsnü, gel seveceğim. Evet, şu an niye delirdin? Şu an niye delirdin? Her videoda bir delirme geliyor sana. Gelsene oğlum, bir mıncıklayacağım. Gel. Zorla alırım. Yap, yap hareketini yap. Yap abilerine, ablalarına kuyruk hareketini. Hadi, hadi. Niye yapmıyorsun? Ha, hadi. Hüsnücüm, hadi şu kuyruk hareketini yap. Yapmayacak. Gerçekten videoya girdik mi? İstediğim hiçbir şey yapmıyor. Özellikle mi yapıyor anlamıyorum. Normalde kuyruğunu çeviriyor böyle. Neyse gel hadi, seni kafesine bırakalım da ben işime başlayayım. Şimdi Hüsnü'nün kafesi bu. Bunu zaten daha önce bir videoda yapmıştım. İçinde takıldığı ev şu anda bu halde. Bayağı hani artık yok. Yapacağım şey de aslında bunun gibi pek çok parça yapmak. Gerektiğinde işte böyle kafesinin farklı noktalarına koyacağım bunlardan. Büyükleri olacak, küçükleri olacak, ortancaları olacak. İşte böyle 3-5 tane kafamda bir şeyler çizdim. Bir de Hüsnü'ye balkonu vermeyi düşünüyorum. Üst katta böyle bir balkonum var ve burayı aktif olarak kullanmadığım için bu balkonu komple Hüsnü'ye ayırmayı düşünüyorum. Yazın balkona salamıyorum Hüsnü'yü çünkü sıcağa tahammülü olmayan bir hayvan. Yani hep soğukta olması lazım. Yazın hep burada klimalı odada takıldı. Fakat kışın aşırı soğuk olmayan havaların hepsinde balkonu kullanabilir diye düşünüyorum. Şimdi işimize dönelim. Öncelikle buraya şöyle karalamalar yaptım. Yapacağım modüller burada gözüküyor. Bir tane şöyle büyük ana modül yapacağım. Yine bir tane büyük sayılabilecek, böyle üstüne parçalar koyabileceğim bir modül yapacağım. Ve 5 tane de küçük modülümüz olacak. Bunları tamamladıktan sonra plan değişebilir. Bunları kesin olarak yapacağım ama belki yana farklı bir şeyler de eklemek isteyebilirim, bilmiyorum. Önce bir şunları yapalım da ondan sonra göreceğiz. Şuraları bir ayarlayayım hemen. Önce şu küçük parçalardan başlayacağım. Bütün modüllerin yüksekliği 15 santim olacak bu arada. Bu sayede hem birbirlerine uyumlu olacaklar hem de 15 santim Hüsnü'nün rahatça böyle üstüne atlayabileceği bir boyut. Dolayısıyla işte birinden birine geçerken böyle merdiven gibi de kullanabilecek onları. O halde başlayalım. Evet, şu anda 2 tane modülün kesimlerini tamamladım. Öncelikle 2 tanesiyle başlamak istedim. Şimdi hepsini keserim sonra bir sorun çıkar falan. İlk önce bir bunlarla deneyeceğim. Eğer bunlarda bir sıkıntı yoksa hepsini bir kere de kesip bir kere de montajlayacağım. Thank you.
Evet, şu anda iki tane modülümüz hazır. Bu modüllerin mantığını şöyle hemen bir anlatmak istiyorum. Dedim ya böyle üst üste konulabilir falan olsunlar diye. Şimdi bunları yan yana koyabiliyorum. Üst üste koyabiliyorum. Hatta atıyorum şuraya bir parça daha koyduğum zaman bunu yan şekilde bile koyabiliyorum ve buradan Hüsnü geçebiliyor gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir mantığı olacak yani. Değil mi Hüsnücüm? Altlarını kapatmıyorum bu arada çünkü Hüsnü bir kemirgen olduğu için onların bağırsak sistemleri farklı ve sürekli kaka yapıyorlar gibi düşünebilirsiniz. Yani böyle tutma huyları yok, kedi köpek gibi falan. Çişini tutabiliyor, onu gidip kumunu yapıyor fakat kakasını sürekli olarak yapıyor. Öyle bir durmayan bir bağırsak sistemimiz. Hüsnü yine delirdin. Gel yeni yuvana gir. Girdi. Aa, ötekine de geçti ha. Aa, çok hoşuna gitti. Beğendin mi lan? Beğendin mi? Yine heyecanlı. Bence alt kata geldiği için heyecanlanıyor. Çünkü alt kata çok gelmiyor. Genelde üst katta takılıyor. Hüsnü. Bu arada acayip zıplamaya başladı. Yerden yatağa zıplıyor, yataktan masaya zıplıyor. Masanın üstündeki kabloları falan kemiriyor. Birazcık fazla hareketli hale geldi. Neyse, Hüsnü'den onay aldığımızı varsayıyorum ve ben devam ediyorum. Evet, şu anda tüm modüllerimiz tamamlandı ve Hüsnü Bey test etmeye başladı bile. Şu an işlerinde takılıyor. Al bunu da dene. Şimdi olayın mantığını şöyle bir göstereyim size. Bu salonun şöyle iki tarafta da kapısı var ve şurada tamamen kuytu bir bölümü var. Burayı özellikle böyle kuytu yaptım, penceresiz, kapısız falan. Çünkü Hüsnü böyle strese falan girerse saklanacak bir yer arıyor. Öyle bir yeri olsun istedim. Geçen gün mesela binada bir tadilat vardı. Sürekli böyle bir yerlere hiltiyle deldiler ve o sırada bayağı panikledi. Böyle ne yapacağını şaşırdı. Öyle durumlar için burası iyi olabilir diye düşündüm. Sonra burada oturma odamız var. Bunun da bir önden girişi var, bir tane de yandan girişi var. Şöyle birbirine birleştirdiğimiz zaman iki modül arasında geçiş yapabiliyor. Ve işte bu kapıdan girdi, buradan devam etti gibi bir şeyler olabiliyor. Onun dışında da 3 tane küçük odamız var ve 2 tane de şöyle orta boy odamız var. Bunları da işte böyle kafama göre bu kapılardan böyle birbirine birleştirebiliyorum. Yani şu an böyle kafamda bir tasarım oturtturmadım açıkçası ama yapabilecek gerçekten çok fazla seçenek var. Hatta şöyle hemen bir tane yaptık bile. 6 artı 2 ev.
Villa. Ya da şunu alayım mesela. Şöyle koyayım. Buradan buraya zıplar, buradan buraya girer ve Hüsnü yere atladı ya. Hüsnücüm. Nereye kaçacaksın? Ha? Nereye kaçacaksın? Vallahi kaçtı. Gel. Gel hadi. Sana burada 6 artı 2 villa yaptım Hüsnü. 6 artı 2 bak. Bir sürü odası var. Kış bahçesi var. Salonu var. Geniş odası var. Hobi odası. Ya ne arıyorsan var. Hala kaçmaya çalışıyorsun. Kendini sevdirmek istediğinde de bu sefer sürekli aşırı sırnaşıyor. Böyle sürekli ayaklarıma falan geliyor. Böyle terliklerimin üstüne çıkıyor. Ama sevdirmemek istediği zaman da böyle. Tasarımın tek kötü tarafı mesela şu an nerede göremiyorum derken gördüm. Ama buradan girdiği zaman nerelerde takılıyor çok göremeyeceğiz. Birbirine birleştirmek için de şunlardan kullanmayı düşündüm. Mesela şöyle alttan. Birleştiremediğimiz zaman bunların büyüklerinden almam lazım sanırım. Evet. Bunda olmuyormuş. Ya mantığı anladınız sonuçta. Bunların büyükleri var ya, onlardan alacağım ve sıkıştıracağım birbirine. O sayede birbirlerine ayrılmamış olacaklar. Bunlar şimdilik iptal. Ya Hüsnü gerçekten oha! Süpürgeyi çalıştırayım mı? Hüsnücüm. Sadece şuralarda böyle takılmanı istiyorum. Bunlara girmeni falan istiyorum. Hani videodayız ya. Videoda olduğumuz için. Yani şöyle 5 dakika bir şov yap. Sonra zaten seni serbest bırakacağım ben. Azıcık kameralara oyna ya. Gerçekten düşündüğü tek şey şu an etrafı keşfetmek. Tamam. Gel. Sevilirken mutlusun değil mi? Mest oluyor böyle buradan seveyim. Yani şunu bir saat yapsam şikayet etmez. Evet Hüsnü Bey, beğendiniz mi villanızı? Bir çinçilaya başka nasıl villa yapılır bilemedim ama. Ya senin neslin tükenir böyle, hemen yakalanıyorsun. Ondan sonra niye hayvanın doğada nesli tükendi? Bu kadar kolay yakalanır mı ya? Tavşanlar falan böyle depar atmaya başlıyor, bir şey yapıyor. Sen hiçbir şey yapamıyorsun. Niye böylesiniz siz? Ha? Niye böylesiniz? Evet sanırım başka gösterecek bir şey yok. Böyle çatılar matılar bir şeyler yapıp daha çok villaya benzetebilirdim ama sonuç olarak bu bir insan villası değil. Hüsnü her ne kadar biz ona ev arkadaşı muamelesi yapsak da bir insan değil. Bunun farkındasın değil mi Hüsnü? O yüzden görsellikten çok işlevselliğe önem verdiğim bir şey yapmak istedim. Ve fazlasıyla işini göreceğini düşünüyorum. Yani kemirse bile bunlar birkaç yıl gider Hüsnü'ye. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve bir yorum atmayı unutmayın. Ayrıca yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.